Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 561 sıra sayılı kanun teklifinin 22. maddesi üzerinde verdiğimiz önerge ile ilgili söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Mahir Bey, bu hep yetmez ama evetlerden çekiyoruz. Yani 2B gene vatandaşın sorunu çözmeyecek. Evet, bunu konuştuk, bunu söylemiyorum ama yetmiyor yani, yetmiyor. Yetmiyor yani, sıkıntı orada. Şimdi bu saatte ne söylersek söyleyelim, bu 2B ile ilgili 2B yasası 2012'de 19 Nisan'da geldiğinde belki bu kürsüden onlarca konuşma yaptım. O zaman da biz ne söylediysek cemaat ne derse desin, imam bildiğini okur anlayışıyla biz böyle doğruyu biliyoruz, yapıyoruz dediniz, bizim yaptığımız doğru dediniz, 3 ay sonra bir daha geldiniz. Gene dedik yanlış yapıyorsunuz, yok doğru yapıyoruz, bu son dedi Maliye Bakanı, Şubat ayı son dedi 2013'ün, Şubat ayı, 4 ay geçmeden bir daha geldi, bir daha geldi, şimdi bir daha geldi. Yani burada haklı olduğumuzu falan söylemek istemiyorum ama burada bu olaya sadece para olarak baktınız. Yani Maliye Bakanı, şimdi bu problem Torosların hiçbir köylüsünün problemini çözmüyor. Maliye Bakanı oradan gelecek paralara baktı. Buradan kaç milyar dolar para gelir? Bu parayla ben ne yaparım? Cari açımı kapatırım, bütçe açığımı kapatırım. Buna baktı. Toros'taki köyün derdinden anlamıyor ki. Bizim Orman Bakanı da sağ olsun işi üzerinden atayım dedi. Maliye Bakanlığı'na devretti. İş Maliye Bakanı'nın üzerine kaldı. E peki şimdi problemi çözdünüz mü? Çözemediniz. Bu aldığınız paralar da doğru yere gitse ona da amenna diyeceğiz. Ama bakıyoruz ki bu alınan paralar da o orman köylüsünden, o fakir köylüden, gariban köylüden esirgediğimiz hakları bakanların çocuklarının dolaplarında çıkıyor. Öbürünün bilmem kasasında çıkıyor. Öbür tarafta milyar dolarlardan bahsediliyor. Bilmem kimin evinde milyar dolarlar. Bu yazık değil mi? Günah değil mi ya? Binlerce, bakın burada 817 bin hak sahibinden 408 bin kişiye satış yapılmış şu ana kadar. Aradan geçmiş neredeyse iki yıl. Burada bir yanlışlıkla ne oldu? Buradan dendi ki Şubat ayı son tarih dedi. 2013 Şubat ayı. Gariban adam. Burada iki tane gariban kesim vardı. Bir tanesi 100 yıldır, 150 yıldır babadan kalma o orman köylüsü vardı. Gariban orman köylüsü. Bir onların alma şansı yoktu. Bir de İstanbul'a göç edenler vardı. İşte biraz önce Sayın Hamza Çevir'in de söylediği gibi Ümraniye'de, Beykoz'da, Şile'de hızlı nüfus artışıyla beraber İstanbul'un dağ taşı altın demiş, gelmiş. Zaten bu yerleri bir gece kondu arazi mafyasından almış. Yani kendiliğinden gelip de ormanda falan filan açmamış ha. Gecekondu mafyasından almış. Ondan sonra da tekrar devlet olarak bunları alacak. Getirdiniz Şubat ayında son dediniz. Bu gariban orman köylüsüyle İstanbul'daki gariban vatandaş bunları alamayacak olunca bu sefer İstanbul'da kim devreye girdi? Yeniden bir mafya devreye girdi. Arazi mafyası devreye girdi. Bu emlak simsarları devreye girdi. Dedi ki bakın bu yerleri Şubat ayında, Mart ayında tarih son. Aldınız alamadınız, elinizden komple gidecek, biz buraları toplayalım diye İstanbul'da birileri topladı. Orman köylerinde de birçok vatandaş alamadı, orada da değerli yerleri birileri topladı. Olan gene fakir fukara garip kurabaya oldu. Hani diyoruz ya, fakir fukara garip kurabanın edebiyatını yaptınız ama fakir fukara garip kurabaya hep sırtınızı döndünüz. Onlara 100 lira, 200 lira, 300 lira maaş bağlayarak, bir torba kömür vererek veya makarna vererek bu işi halledeceğinizi sandınız. Ama onların garibanlığı devam ediyor. Onların fakirliği devam ediyor. Ama sizin yandaşlarınız maşallah mal almışlar, götürüyorlar. Milyon dolarları topluyorlar, gidiyorlar. Yani böyle bir ortamda şimdi neyi çözdünüz siz? 2B ile çözülen hiçbir şey yok. Paraları yok. Ya bunların zaten hakkı olanı vermekten imtina ediyorsunuz. Buralarda bas bas bağırdık şu 31-32. Madde kapsamına girenlere bunları ya %10-15 rahiç bedelde ya da ücretsiz verelim. Ormanı koruyan bunlar, sıkıntıyı çeken bunlar, orada yokluk içerisinde yaşayan bunlar. Dedik ne oldu? Yok, gene bunlara yok. Diğer taraftan o orman köylerinden İstanbul'a gelip arazi mafyasının eline düşen gariban kesim de orada. Gelin bunların sıkıntısını da çözelim dedik. Şimdi bu 2B'den kim yararlandı biliyor musunuz sizin şeyiniz zaman? Bu rantçılar var ya, rantçılar. Bu koyları moyları kapatıp çeviren rantçı kesim bu işten faydalandı. Onlar yerleri aldılar.
Ama esas hak eden garibanların birçoğunun problemi yine çözülmedi, yine çözülmeyecek. Yani yaptığınız kanun çok bir işe yaramadı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.